Önce zauna. Çok da zor bir isim. Ne demekti zauna? Soralım. Yani ben bir... Ha? Zauna. Çok bilmiş. Peki Zana Hanım geliyor alkışlarla. Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salgınlarla. İstersen dönsün dünya tüm düşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen bile benden. İstersen dost olalım göklerdeki bir turnalarla. İstersen eğlenelim davullarla, zurnalarla. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla. Tabi bu arada seviyor ederken avukatımız Hülya Kur'an bizimle beraber unuttu. Merhabalar, ben de herkese iyi yayınlar diliyorum. Küçük sizden de alabilir miyim seviyorum selamı diye? Ben evde söyleyeyim. Ha, evde söyleyeceksiniz evet. Peki. Hoş geldiniz tekrar avukatımız Hülya Kur'an bizimle beraber. Zana çok bilmiş demek. Evet, çok ne bilmiş demek. Muşluyum aslen. Muşlusun. Evet. 3 yıldır evliyiz. Niye zana koymuşlar? Hani anlamı çok bilmiş ya. Bilmiyorum, o zaman öyle koymuşlar. Ya beğendikleri sordun mu hiç? Bilmiyorum, sormadım, o zaman öyle koymuşlar. Kaç kardeşsiniz abla? 6 kardeşiz. 6 kardeş. Kaçıncısın? En büyükleriyim. Ha, en büyük. Şimdi sonuncu olsa ne koysak ne koysak zana koyalım deyip geçerlerdi de. Yok. Ha, babanız mı? Evet, ne babası. Ne kadar gençsiniz maşallah. Teşekkür ederim. Niçin zana koydunuz ismini? Zana, Leyla Zana vardı, su ismi. Ha, ondan dolayı. Ondan koydum, evet. Zana. Evet, Zana. Evet. Şimdi bugün burada olma sebebin? Evet, bugün ikinci mutluluğumdu siz sabahtan. Beni aradığınızda tabii günlerdir kimse inanmıyordu benim böyle bir şey yapacağıma. Hani... Şimdi önce ne yaptın? WhatsApp'tan mesaj evet, attın. Evet, WhatsApp'tan mesaj attım ve ısrarla bana dönene kadar... Çok heyecanlıydım. Hani haber geleceğine inanıyordum. Çünkü bilmiyorum, içimde öyle bir his vardı. Haber gelecek sana bugün diyordu. Ve salı günü çıkacaksın sabah, dedi. Bugün beni ATV'de Esra Erol'dan arayacaklar dedi. Evet, arayacaklar dedi. Mesajda ne yazmıştın? Oğlumu sünnet etmek istiyorum dedim. Ve çok büyük bir ayım. Bir oğlum olursa dedim ona böyle hani sünnet kıyafetini görmek istiyorum dedim. Benim en büyük mutluluğum olacaktı o benim için. Hem sünnet ettirip hem sünnet kıyafeti giydirmek evet. istiyorum. Birini yapsam öbürünü yapamam demişsin. Evet, birini İkisini yapsam yapamazdım. İkisini aynı anda yapmak evet. istiyorum. Hani sadece de sünnet edebilirdim ama hayalimi gerçekleştiremeyeceğimi şey yaptım. Ve sizin bu diğer sezonki şeyinizi kaldırıp da herkesin hayalini dedim, neden olmasın, ben de olabilirim belki dedim. Kaç yaşında? 2 yaşında. Ay maşallah, bizim Ömüş'ten büyük duruyor ya bu. Evet, dün gelirken küçük bir kaza geçirdi. Ah, çenesinin ne? Altını yardı. Artık onlar yapacaklar, bizim evet, de geçen durmuyor. Gün kendini yatağından attı. Evet. Ama attı, kaldığı yerden hayatına devam etti mesela. Güm diye bir ses, kıyamet kopuyor. Böyle panikle gidiyorsun ve böyle aç kapıyı, aç. Yani... O yüzden bu yaşlarda biraz sanırım normal. Evet. İyi misin ama? Ay Allah korusun. Sen şimdi sünnet olacak. Evet. Sünnet kıyafeti. Evet. Allah nasip ederse ikisi İnşallah. De gerçekleşecek. Evet. Her iki anı da göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz beni. Böyle bir şey vesile olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Küçük bir hayalimdi. Herkes büyük sıkıntılarla buraya geliyor ama benim de Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntım yok. Mutluyum. Hiç aileden, eşimden, her şeyden çok mutluyum. Bu küçük hayalim gerçekleştiği için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Alkışlarla uğurluyoruz. Evet, tekrar görüşeceğiz. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir, haydi basmaya.